Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz daha önce efendim Panopsis orbitatüle üzerine çalışmalar yaptık. Yani tohumdan, dalından, pek çok yerinden orkideyi ürettik. Hatta karasal orkide üzerine, salep orkide üzerine geçen sene bir çalışma yaptık. Bu sene tek o çalışmayı tekrar ediyoruz. Onlarda da kısmen başarılı olduk. Ama orkide familyası çok geniş bir familya arkadaşlar. Şimdi tabii pek çok daha farklı türler var. Uzun zamandır aslında aklımda olan bir tür daha vardı. Ama açıkçası çalışma yapacak malzemeyi bulamıyordum. Biraz da üretim periyodu çok uzun olduğu için yani cesaret etmiyordum. Çünkü zaman kaybı, büyük bir zaman kaybı olabileceğini düşünüyordum. Nedir bu tür arkadaşlar? Vanilya. Şimdi bakın burada arkadaşlar ne görüyorsunuz? İşte 5 tane vanilya çubuğum var. Şimdi önce bunları biraz bahsetmek lazım. Biliyorsunuz arkadaşlar vanilya aslında vanilyanın en doğal hali bu. Yani bu orkide tohum kapsülü aslında bunlar. Yani vanilya planifolia, evet doğru söyledim. Orkidesinin ki vatanı Madagaskar. Onun aslında tohum kapsülleri. Efendim çiçeği tozlaştırıyorsunuz. Ondan sonra 300 gün içerisinde tohum kapsülü aynı diğer Phalaenopsis'in tohum kapsülleri gibi bir şekilde uzuyor. Ama biraz fasulyeye benzediği için bunlar arkadaşlar işte vanilya bean diyorlar. Yani vanilya fasulyesi diyorlar. Biz tabi vanilya çubuğu diyoruz. Şimdi bunların içerisinde ne var? Aslında vanilya tohumları var. Şimdi bunlar arkadaşlar efendim 300. günde yani tozlaşmadan sonraki 300. günde kararmaya başlıyor, kararıyor. Şimdi yapılan çalışmalarda tabi vanilya üretimi için, bitki doku kültürüyle vanilya üretimi için pek çok çalışma var tabi yapılmış, yapılıyor. Hatta doku kültürüyle üretiliyor ama şöyle bir durum var. Arkadaşlar vanilya üretimini genellikle bitki doku kültürü teknikleriyle vanilyanın efendim sürgünlerinden veya nodlarından yapıyorlar. Efendim vanilya tohumlarıyla pek fazla yapmıyorlar. Yapmamalarında da haklılar. Şundan dolayı bu da aynı salep orkideleri gibi arkadaşlar. Çimlenme süreleri çok uzun. Efendim artı çimlenme oranları düşük. Dolayısıyla biraz anlatacağım şekilde bazı zorlukları var. O yüzden tabii adam doğrudan sürgünden bir hafta sonra sonuç almaya başlıyor. Bunda sonuç almak için aylarca beklemesi gerekiyor. O da olacak olmayacak belli değil. O yüzden genelde çubuklardan, tohumlardan üretim pek tercih etmiyorlar. Ama bizim etrafımızda bir vanilya ormanı yok arkadaşlar. Madagaskar'da değiliz. Etrafımızda bildiğimiz kadarıyla benim bildiğim pek bir vanilya üreticisi de yok. Ki gidelim oradan bir şey alalım. Sürgün alalım, yapalım. Volta'da verirler mi bilmiyoruz. Efendim uzun zamanda bir sonuç olarak bir vanilya tohumu arayışı içerisindeydim. Uygun tohum bulamıyordum. Aslında hala bulmuş değilim. Neden bulmuş değilim? Evet bunlar vanilya tohumları. Ama bunlar arkadaşlar fermente edilmiş tohumlar. Yani ne oluyor? Efendim 300. günde dediğim gibi bunlar kararıyor. Karardıktan sonra bunları şimdi iki farklı metot var. Bir tanesini de haşlıyorlar. Haşladıktan sonra kurutuyorlar. İşte bu kendi kendine ferment oluyor. Vanilyanın bakın şahane kokuyor. Kendisine özgü işte kokusu, tadı vesairesi ondan sonra yerine geliyor. Bir diğer metotta da güneşte kurutarak yapılıyormuş. Güneşte kurutulmuşsa bunun içindeki tohumların hala canlı kalmış olma ihtimalleri var. Ama haşlanmış bir metotla yapılmışsa bu çubuk yani bunun içindeki tohumun artık pek yaşama şansı yok. O yüzden bunu daha önceden de bildiğim için bu şeye cesaret edemiyordum ki Ege Üniversitesi'nin yaptığı efendim işte biyoteknoloji departmanının yaptığı bir araştırma var. O da 3 akademisyen bir araştırma yapmış. Yine vanilyanın, işte vanilya planifolia'nın işte in vitro rejenerasyonu adıyla yayınlamışlar. JAMS dergisinde. Efendim o yayında şimdi şöyle bir şey olmuş. O akademisyenler hem vanilyanın işte sürgün uçlarını kullanmışlar, hem dokuları kullanmışlar. Efendim not kullanmışlar. Hem de gitmişler arkadaşlar İzmir'den bir aktardan vanilya çubuğu almışlar. Ve o vanilya çubuklarından ki tohumlardan çimlendirme yapmışlar. Şimdi peki çimlendirme yapmışlar da başarılı olmuşlar mı? Yok olamamışlar.
Yani tohumlardan başarı alamamışlar, sonuç alamamışlar. Ama bizi umutlandıran kısım onların aldığı sonuç değil arkadaşlar. Şimdi o da açıklama yayında şöyle bir şey vardı. Çubukları arkadaşlar, aktardan aldıkları çubuklara tetrazolyum testi uygulamışlar. Şimdi tetrazolyum testi biliyorsunuz işte bir tohumlardaki efendim canlılığı tespit eden bir test. Tabii bizde yok, biz uygulayamıyoruz maalesef tetrazolyum testini. Biz onların testlerinin sonuçta referanslarına güveneceğiz. Bu elimizdeki çubuklar veya güneşte kurutulmuş çubuklarsa bizim elimizdeki çubukların tohumları da canlı kalmış olabilir. Yani o bir umut. Dolayısıyla o yayı okuduktan sonra içinde bir hadi deneme aşkı oluştu, arzusu oluştu. Yoksa daha öncesinden yani bu vanilya çubuklarından çimlendirme denemeyi düşünmüyordum. Çünkü zaman kaybı olarak görüyordum. Şimdi muhtemelen yine zaman kaybı olacak ama en azından bir umut var şu anda. Şimdi efendim, yalnız şöyle bir şey var. Şimdi tabii şimdi o üç akademisyen kendi yayınında tohumları doğrudan kültürü aldıklarından bahsediyorlar. Biraz da aslında tohum konusunda da bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar vanilya tohumları aslında şimdi bu siyah halde bunlar 300 günlük halde. Daha tabii bir de bu ayetten kurumuş veya zamanda beklemiş yani ısıl işlemde görmüş olabilir. Yani belki çok daha eski bir çubuk. Ama 300. günde yani tozlaştırmadan sonra 300. günde bunlar siyahlaşıyorlar. Fakat yapılan çalışmalar vanilya tohumlarının tozlaştıktan sonra 60. günde 120. gün arasında en iyi performans çimlenme verdiğini gösteriyor. Yani ki o zaman daha henüz bu çubuklar, bakın şu sağda koyacağım resmini, şu sağdaki resimdeki gibi henüz yeşiller. O aşamadayken içinden tohum alıyorlar. O esnada daha tohumlar tabi olgunlaşmamış. Embriyo düzeyindeler. Aynı bizim Palanopsis'te yaptığımız green pot tekniği gibi. Embriyoları kültüre alıyorlar. Ve tohumlar kültürün içerisinde gelişmeye devam ediyor ama artık bitki olarak gelişiyor. Dolayısıyla tabi bunlar 120. gün, 300. günden sonraki tohumlar. Dolayısıyla tohumlar artık tam matür haldeler. Yani tam olgunlaşmış haldeler ve bu tohumlarda arkadaşlar çok kalın bir mantı tabakası var tohumun üstünde. Dolayısıyla kolay kolay çimlenmiyorlar. Şimdi okuduğum diğer farklı yayınlar var. Ya bu vanilya tohumlarının işte in vitro üretimi veya asimbiyotik üretimi üzerine. Şimdi onlarda hatta şunu gördüm. Bazı yayınlarda şuna denk geldim. Arkadaşlar içinden aldıkları tohumları steril tabii ortamda yapıyorlar bunu. Zımpara kağıtları arasında sürttürerek tohumun dışındaki mantoyu yani zımpara kağıdını yok ediyorlar arkadaşlar ki içindeki beyaz noktayı görene kadar. O içindeki beyaz kısım ortaya çıkınca kültürü alıyorlar. Yani buna benzer bir sıkıntı biliyorsunuz şeylerde de var. Salep orkidelerinde de var. Salep tohumlarında da var. Onlarda da dış manto kalın. Çünkü onlarda da dış manto işte doğada efendim zaman içerisinde işte mantarlarla, işte mikorize mantarlarıyla vesaire onların enzimleriyle filan çözülüyor, eritiliyor ve ondan sonra bitki canlanıyor. Bunlarınki daha da kalın yani. Şimdi o yüzden adamlar şey kullanmış. Söyleyeyim efendim, söyleseniz de duyamam. Ne kullanmış? İşte zımpara kağıdı kullanmışlar. Şimdi başka bir çalışmada gene sodyum hipoklorit çözeltisi içerisinde 90 dakika tutmuşlar arkadaşlar. %4'lük sodyum hipoklorit çözeltisi içerisinde 90 dakika. En iyi sonucu da o zaman almışlar. Yani vanilya tohumunu %4'lük sodyum hipoklorit çözeltisi, yani çamaşır suyu çözeltisi içerisinde 90 dakika tutuyorlar. Ve tabii o esnada o dışındaki kabuk mantı biraz eriyor. Ondan sonra kültürü almışlar. En iyi sonucu orada almışlar. Biz salep tohumlarında benzer bir çalışma yaptık. Salep tohumlarında da biliyorsunuz dış manto kalın. Bunlar kadar olması da. Biz ne yaptık? Efendim sülfürik asit çözeltisi içerisinde tuttuk arkadaş biz de. Arkadaşlar. Yani dış kabuğu eritmek için biz de sülfürik asit kullanmıştık. Şimdi ben de bunun şeylere efendim bunun için alacağım tohumları hem sodyum hipoklorit yani çamaşır suyu çözeltisi içerisinde tutarak dış mantolunu eritmeye çalışacağım. Hem de sülfürik asit içerisinde alacağım ayrıca bir grubuda. Bir grubu da belki doğrudan çim işlem yapmadan kontrol grubu olarak ekerim. Şimdi ondan sonra bunları kültüre alacağız ve bakacağız çimlenecek mi?
Yani pek aslında umudum yok, onu söyleyeyim ama yani siz şimdi umudum yok diye Ümit videoyu bırak şey yapmayın, seyretmeyi bırakmayın. Belki videonun sonunda bir sürpriz yaşarız, belli mi olur? Efendim, şimdi ne yapacağız? Bunlar arkadaşlar değişik, bakın şu sağ tarafta gördüğünüz MS medyaları var. Bu MS medyalarını alacağım ama sırf MS medyası, aslında MS medyası en verimsiz medyaymış arkadaşlar. Yani en verimsiz değil mi? Haksızlık etmiyorum MS'e. Ama yani diğer medyalara oranla en az verimi MS medyası içerisinde almışlar. New Logo Shimmer Medium denen bir medyum var. O medyumda arkadaşlar en iyi sonucu onda almış akademisyenler, araştırmacılar. Biz de New Logo Shimmer Medium hazırlayacağız. Belki onun hazırlanmasını ayrı bir video olarak yayınlarız ama bu sahip tohumlarının içine alınmak için, kültürü alabilmek için New Logo Shimmer Medium hazırlayacağım birazdan. Kulut sonsiye koyacağım. Bir de arkadaşlar, daha önce hazırladığımız, yine Salim Okuller için hazırladığımız BM1 medyası var hatırlarsınız. Bakın o BM1 medyası bu da. Bilmiyorum seçebilecek misiniz? Bakın bunun içinde gördükleriniz şu anda aslında şey Phalaenopsis tohumları. Ama çok güzel bir şekilde çimlendiler. Bunları tabii ben salep ekmek için hazırlamıştım. Salep'te ekiminde yaptım ama salep'te böyle 20-30 gün çimlenecek şey değil. Onlar buzdolabında henüz bekliyorlar arkadaşlar. Daha sonra onlardan da sonuçlarını alacağız inşallah. Ama işte bu BM1 medyasına da bunların ekimini yapacağım. İnşallah eğer şeysek, biraz şanslıysak 5 ay sonra kadar içlerinden bir kısmını öyle bunlar gibi dolu dolu değil ama işte belki bir kısmının belki çimlendiğini görebiliriz eğer bunlar ısıl işlem görmemişler ise. Şimdi onu da artık o zaman anlayacağız. Şimdi tabi bu arada bahsetmem lazım. Bu çubuklar için arkadaşlar Vanilla Dünyası'na teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bu ben aslında tohum arayışı için kendilerine itibat koydum. Bu çubukları aldım daha sonra. Fakat yeşil yani taze çubukların konusunda da bana yardımcı olacaklarını söylediler. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. İnşallah bunların işte taze dediğim gibi yani henüz daha kararmamış 300 gün önce yani daha şey efendim tam matur olmamış bir çubuk tohum kapsülü denk gelirse bir tekrar bir de çalışmayı onunla yaparız inşallah ama şimdilik bununla yapacağız ve en iyiyi umacağız. Yapacak başka bir şey yok. Sözü fazla uzatmayalım. Hadi bakalım çalışmaya başlayalım. Hadi bakalım.